Bir sürü 3D printer'ım var. Neden 3 boyutlu baskıyla bir uçak yapmayayım dedim ve inanılmaz bir şey oldu. Küçükken en büyük hayalimdi yani. RC arabaları hep böyle almaya çalışırdım. Çok pahalıydı. Tokyo muydu neydi? Tokyo muydu? Bir marka vardı hatırlamıyorum valla. Almanya'dan kuzenleri hep onlardan getirtmeye çalışıyordum. Kafayı takmıştım bir yer. Yani varım yoğum RC arabaydı, tamam mı? RC araba almalıyım falan. Bir gün bir mağazasına gittim. Ulan uçaklar var. Uçaklar da o kadar güzel ki ve arabalar kadar da pahalı değildi. Ama bana hep söyledikleri şey şuydu. Uçak kullanırsan düşürürsün, uçak kullanırsan patlar, bozulur. Daha çok para harcarsın demişlerdi. Konai, Nikko abi yok lan Tokyo'lu Kore bir şeydi ya unuttum. Hep içimde kalmıştır o yüzden. Maksimumda sahip olduğum uçak işte o Maşukiye dönemlerinde küçükken böyle Hürriyet gazetesi bir gazete mi ne veriyordu onu hatırlamıyorum. Kuponla mı alıyorduk? Böyle Strafor'dan dev gibi beyaz bir uçak. İçindeki lastiği böyle çeviriyorsun. Böyle pırt bir bırakıyorsun pırt diye gidiyordu ama böyle bayağı gidiyordu yani. TOG yazıyorlar abi. Şimdi bir kısa geçimden bahsedeyim. Bu Eclipson'un model AXL modeli. Bunun da linkini aşağıya koyarım. Ben bunu seçtim çünkü bu bir trainer modeli. Yani uçurması olabildiğince kolay olan modellerden bir tanesi. Kanadı üstten ve daha dengeli. Ve de şunu. Bu 6 servolu bir model. Elimizde flaplarımız var. Aileronlarımız var, rudder'ımız var. Harbiden kendi mi yaptı bütün her şeyini kendi mi yaptı ya? Catering'ımız var. Yani aslında bayağı pek çok fonksiyonu olan modellerden bir tanesi. En sevdiğim kısımlarından bir tanesi de bu modelde rudder'ı direkt olarak arka tekerleğe bağlamışlar. O yüzden yerde giderken de uçağın yönünü kontrol edebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Henüz motorunu hiç test etmedim ama çok az. Abi yarın güzel playlist akmaz mı ekibe söyleyeyim? Yak ya. Astrotu. Uçuşa hazır görünüyor. Ailem İzmir'de o yüzden bunu gidip daha bas. Kanadı kırdınız. Kanadı cihazlarla, drone ya da uçaklarla enteresan birkaç proje yapabilirsiniz. Bu açıdan güzel. Kırılan bir parça varsa kendin yapabiliyorsun. Gibi geniş bir atölyede mobil çalışırken cebinizde bu kadar büyük bir ekran olması inanılmaz avantajları. Ha, bir de birden fazla... Kardeşim benim. Kardeşim ufak boya işini yapmamızın nedeni uçak havadayken net bir şekilde kanadı görebilmemiz. Çünkü kanat beyaz. Boyayı olabildiğince az atmamız gerekiyor ki ağırlık yapmasın. Tam bastı, boyuyorlar. Aynen şimdi şuradan bantladık mı bitti. Hadi grounded oğlum durun. Vay be of, çok iyi oldu lan renk. Three point landing yapıyor. Aynen öyle. Bak. Pivotumuz burası yani. Evet. Asıl mevzu bu. Yani burada istiyorsan hareketi ettir biraz. Yok ya burada ettirmeyelim. Ben ettiririm. Ne olacak çekerim şuraya. Ben boydan boya şu kadarcık yerde hareket ettiririm. Yok bence denememize gerek yok. Burada... Şu dar alanda test etmeyeyim. Ben atölyede bile denemedim. Ya bunu koyayım. Yarın gittiğimiz açık alanda test edelim. Yalnız babada da bir alfalık var ha. Baba. O kadar koy bak göreceksin. Hiç problemin yok. Çünkü şu an throttle ayarını yaptım ama. Güzel. Aga güzel. Çok iyi. Gayet düz gidiyor. Ufak sağ sollar zaten rudder'la onu düzelteceğiz kaldırırken. Tekerleklere biraz yağ sürelim. Cır diyor. Evet. Son kalan boyayla kuyruğa da bir renk attık. Daha da güzel olacak bence. Bu metalik mavi süper oldu ya. Güzel oldu. Bence müthiş. Güzel oldu. Şimdi o zaman hazırsan yarın gidip evet, yarın uçuşu uçuracağız. Yapacağız. Evet. Sence? Uçacak mı? Yani düştüğünü gördük de. Daha son bir iki kontrol yapıp ilk uçuşu deneyeceğiz. Kontrolleri nasıl tepki verdiğini de görmüş olacağız. Kaldırıp ver. Bırakıp indireceğiz. Bırak yani. Bir iki test ama alalım. Bunu, şeyine bunu çekeceksin kendine. Rüzgar hala aynı yönden geliyor değil mi? Evet, evet, evet. Sen ver kızı gitsin. Kes. Güzel. Evet. Döndür şuradan getir buraya. Sağa çekiyordur. Pardon. Sola çekiyor. Ortam da güzelmiş ha. Çimlere bak. Çünkü 3 milimetrelik yoktu stopu. Bunun açısını biraz daha buraya döndürmek lazım. Herhalde. Çok önemli değil. Boş ver ya. Tamam. Bizi indirsin yeter. Buraya yük bindiği için oraya döndü. Gel bir kere daha bir kaldırmayı deneyim. Flapları ver 5 derece. Aa düşecek. Tamam. Çok rüzgar var ya. Ya bir şey olmaz. Kes. Kes, kes. Kestim. Dur. Allah. Kes diyorum, kes. İndireyim. Kes diyorum. Kes artık. Kırdım. Evet, kes dedim o kesmiyor. Kaldırıyor. Kaldırma daha o kadar. Sert inişte kırarsın. Ortadan ikiye bölünmüş garibim ya. Yedek parça getirmiştir lan ben. Tolga'yı tanıyorsam getirmiştir. Çakışımız. Ciddi bir sorunumuz yok. Yani direkt bağlantı noktasından geldi. Şimdi tamir edeceğiz. Yani 3D printed uçağın sorunu da bu işte. Hassas noktaları var, bağlantı noktaları vesaire. Şu arkada da bir sorun. Baba daya sıcaklığı erit onları birbirine yapsın. Ya.
Bu kadar yavaş bir sekmeden çatladıysa burada bu güzel bir şey değil. Dışarıya doğru çok açılı duruyor tekerlekler. Ondan şey yapmadı ya, biraz hızlı girdim yere çünkü rüzgar şey yapamadım, hesaplayamadım. Tamam. Şu anda rüzgar aşırı iyi görünüyor. 2 km saat sadece uçuş için ideal ama bir anda hızlanabiliyor, ondan kaçınmamız lazım. Bence şu an deneyebiliriz. Bir deneyelim bakalım ne yapacağız. Çok az, kaldır bırak. Kes, inelim. Gitti o yine, yarıdan gidiyor. Ağır geliyor. Bu sefer arkadan gitti, ortadan gitti. Evet. Demek ki orası da zayıflamış, biz şey yapmamışız. Evet, dedim ben, onu da bir bantlayalım dedim. Sen gerek yok dedin ama öyle. Tamam işte, gördük. Evet. O baba oğul arasında o atışma vardır. Önemli oluşması. Aynen. Baksana artık bantla tutturmaya çalışıyor. Japon'u da dayıyor. Çok rüzgar. Her şey çalışıyor mu? Çok güzel yapmış bu arada ya. Her şeyim tamam. Baba indirince kırılıyor işte. Uçur. Direnebildiği kadar uçur ya. İndir. Oh süper. Mis. Tekerlek eğik bak. Şeyden görünüyor. Bütün uçak eğik duruyor. Kanatta sorun yok da. Bu uçak için biraz rüzgar çok şu an. Bu çünkü birden kalkıyor. Opa. Rüzgar. Ben tekrar deneyeyim. Büyük o. Hadi tamire. Kaybımız var. Kırkınalı arkadaşlar. Çıktığım için başlamadan. Çekiyorsun ya. Hazır mısınız? Evet. Herkes evet. Okey mi? Hı hı. Tamam. Gidiyoruz. Oğlum drone'la ne güzel takip ediyor lan harbiden. Ay yapasım geldi lan. Anlamam ki ama ya. Yolları aradım, yollar fazla normaldiler. Bu aslında bir kormangala, kolonya dökmek zaten. Kolonyalar içtiğim. İnişini merak ettim. Yavaşlıyorum. Şimdi iniş dönüşü yapıyorum. Vallahi güzel indirdi. Ay! Bravo! İşte böyle abi, bu kadar ya, bu kadar ya. Oğlum ne güzel indirdim lan. Hadi bir kere daha uçuralım. Size uçuş esnasında neler hissettiğimi anlatamam. Hatta orada anlatmaya çalıştım ama ağzımdan şöyle şeyler çıktı. Gerçekten uçtuğuna inanamıyorum. Böyle dördüncü tamirde. Teşekkürler kanalı izlediğiniz için. Uçağı indirene kadar heyecandan ellerim titriyordu. Haftalardır üzerine çalıştığım uçağı uçurmak ve sağlam bir şekilde yere iniş yaptığını görmek inanılmaz bir his. Tamir ve güncellemelerden sonra artık uçağın her şeye dayanabildiğini biliyoruz ve şimdi uçurma sırası babamda. Hadi bakalım reis. Vay 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 vay, hareketler başladı hemen. Sınırları zorluyor. Akrobasiyi kaldıracak kadar iyi değil bu uçak baba. Yay! Bravo! Çok güzel. Çok iyi görüntüler şey aldık. Mi? Hani uçarken diyorum aha çaktı, aha çaktı, çakmıyor bile. Çok güzel uçuyor. Çünkü daha önce eskiden uçuyorduk ya. İlerken. Evet benim de aklımda o geçti. Uçağa kamera ama işte onu geliştirebilir oğlum.
yüksek ihtimal kullandığı tasarım hazırdır diye düşünüyorum. Günahını almayayım. Belki sıfırdan kendi dizayn etmiştir ama Thinkverse tarzı sitelerde vardır. İç aksamını yapmıştır. Motorunu, radyosunu, jartını, kumandasını. Gazı keseceksin. Ama ya buna GoPro bağlayamazsın mesela. Yani çok ağır olur. Böyle küçük minnak kamerayla belki. Yani. Bulur bu arada Tolga, yapar onu da. Aynen, çok güzel indim zaten. Hazır mı dedi? Yani gelirken böyle geliyor. Ferun abi daha güzel indi bence. Öbürü daha mesela iyi. Böyle. Aynen, daha yumuşak gittim. Çok güzel indi. Şu şekilde gelmen gerekiyor. Bayağı. Bunu böyle havada parçalara ayrılacağını düşünüyordum sonra. Biraz daha oranını düşürürsen... O şey, bunun kalibrasyonundan yaparız. Birazcık end pointleri yanlış ayarlamışız. O yüzden... Çok güzel beğenim. Ya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vallahi tertemiz yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık. Ne güzel aktivite değil mi? Hadi oyuna geçecek artık. Hadi Grandit oynayalım. Sana da yapayım abi bir tane. Şimdi Tolga'ya yazsam oğlum yapalım mı uçak desem tamam yapalım diyecek. Ondan sonra ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği doktor öğrencilerinden birisi yazdı. Dilersen birlikte RC uçak yapmak istiyorlar. Anam. 3D printer benim printerlerimi kullanacağız peki. Ama benim hiç uçak uçurma tecrübem yok yani. RC araba ben hep kullandım, ilgilendim. Uçağı ben bilmem. Sonra yalan olacak. Erteleyeceğiz değil mi? Tamam diyeceğiz, gitmeyeceğiz.